Deniz akıntısı. Deniz akıntısının ortaya çıktığının en net özelliği öksürük yaratmasıdır. Bunun dışında boğaz ağrılarının da oluşması mukus miktarında aşırı bir yükselmenin işaretidir. Bunun dışında orta kulak yapısını boğaz yapımıza bağlayan yapı bu mukus salgısı yüzünden tıkanabilmekte ve bu tıkanıklık kulakta enfeksiyonların meydana gelmesine neden olabilmektedir. Bireylerin yaşadığı alerjik reaksiyonlarda geniz akıntısının artmasına neden olabilmektedir. Alerjiden kaynaklı oluşan mukus salgılarına alerjik geniz akıntısı adı verilmektedir. Özellikle kadın bireyler için hamilelik geçirdiği zamanlarda vücutta mukus oluşumunun artmasının çok muhtemel olduğu söylenebilir. Çünkü hamileliğinin vücutta yarattığı değişiklikler mukus salgısını da etkilemekte ve çoğalmasına sebep olmaktadır. Kış aylarında soğuk algınlığı hastalığı geçirme, mukusun artmasındaki en önemli etmenler olarak sıralanabilmektedir. Çünkü bu hastalık sonrası mukuslar yeterli işlev gösteremeyince hastalık otomatikman grip hastalığına dönmektedir. Beslenme sürecinde sürekli baharatlı gıdaların tüketilmesi ve yağ içeren gıdaların vücuda fazla alınması mukus salgısında artışa neden olabilmektedir. Günlük yaşantıda bulunulan ortamların çok az nem içermesi, aşırı derecede nemli olması gibi faktörler de mukus salgısının dengesini bozabilmekte, boğazda kuruluk nedeniyle öksürükler meydana gelebilmektedir. Normal şartlarda kullandığımız parfümlerin, temizlik için yararlandığımız kimyasalların ya da benzer özellikteki maddelerin mukus salgısına etki ettiği bilinmektedir. Son olarak yaygın bir sebep olmasa da yine de mukusu etkileyen öğelerden biri olarak burun içine kaçan yabancı cisimlerden bahsetmek mümkün olmaktadır. Vücut bu yabancı cisimleri ortadan kaldıramadığından burun içerisinde akıntıların başlaması kaçınılmaz olmaktadır.